Bir başka tartışma konusu Türkiye'de uzun yıllardır uygulanan zatürre aşısına son 15 gündür çok yoğun bir talep var. Hemen herkes bunu konuşuyor. Tabii koronavirüse karşı koruyacağı beklentisi var bunun altında. Ama bu beklenti ne kadar doğru? Zatürre aşısı sanıldığı gibi koronavirüsten koruyor mu? Uzmanına sorduk. Yaptırmamız gerekiyor mu? Yaptıracaksak hatta nasıl? Ben de zatürre aşısı yaptırmak istiyorum ve eczacıma danışıp yaptıracağım. Bu yıl grip aşısından çok zatürre aşısı soruluyor. Hiç yaptırmadık bu seneye kadar ama bu sene yaptırabiliriz. Sağlık ocakları, eczaneler zatürre aşısı olmak isteyenlerle dolup taşıyor. Aşıya talep bu yıl 50 kat arttı. Stokları tüketen eczacılarsa çareyi sipariş listeleri tutmakta buldu. Çok yoğun bir talep var. Yani ilk defa bu kadar yoğun taleple karşı karşıyayız. İlgili ilgisiz küçük büyük herkes şu an isim yazdırarak sıra beklemekte. Bu bir günlük liste, adını yazmadıklarımız bile var. Zatürre aşısına yoğun ilginin nedeni koronavirüs. Niye yaptırmak istiyorsun? Ya virüsten korunmak için. Yani şu an sadece yaşlara bulaşmıyor, yani herkese bulaşıyor. Akciğerlerini korumak amacıyla daha fazla zarar görmesini yaptırılabilir ama ben daha yaptırmadım. Koronavirüs endişesiyle pek çok kişi bu yıl zatürre aşısı yaptırmak istiyor. İşte eczacıların da defterleri zatürre aşısı yaptırmak için sıraya girenlerle dolu. Peki ama zatürre aşısı koronavirüse karşı koruyucu mu? Bu aşının koronavirüse karşı herhangi bir etkisi söz konusu değil. Bakterilere karşı etki olduğu için virüslere karşı bir etkinlik beklemiyoruz. Herkesten bu zatürre aşısını duyuyoruz da yaptıralım mı yaptırmayalım mı? Karar veremedik yani. Kesinlikle panik olmamak gerekiyor. Özellikle 65 yaş altında olanlar, ekstra bir hastalığı söz konusu olmayanların aşıya gitmemeleri gerekiyor. Yaşıtlarımda hep yaptırdıklarını duydum. Siz yaptırmadım. Uzmanlara göre zatürre aşısını mutlaka yaptırması gerekenler 65 yaş ve üstü. Çünkü ölümlerin bir kısmı bu grupta zatürreye bağlı ölümler maalesef. Organ yetmezliği olanların kesinlikle yaptırması gerekiyor. Bronşitis gibi, kistik fibrozis gibi kronik akciğer hastalığı olanların kesinlikle yaptırması lazım.